Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. 8 Temmuz Cuma günü BİM'e gelecek olan ürünleri birlikte inceleyeceğiz. Bildiğim ürünleri sizlere alınıp alınmayacağı konusunda fikirler vereceğim arkadaşlar. Evet, ilk sıramızda cep telefonları bizi karşılıyor arkadaşlar. Xiaomi'den Redmi 10'un 2022 versiyonu geliyor. 4 GB'lık bir RAM'e sahip, 64 GB dahili hafızaya sahip, pil gücü 5000 mAh, 18 W hızlı şarj özelliği destekliyor, işlemcisi 8 çekirdekli. Burada kamerasının arkada 4 tane kamera olduğunu görüyoruz. Bir tanesi 50, 8 ve 2.2 olmak üzere 4 tane kamerası mevcut. Ön kamerasında da bir tane selfie kamerası mevcut arkadaşlar. Bu cep telefonumuzun ön panelinde 6.5 inç Full HD Dot Display ekran. Fiyatı ise 4299 TL. Arkadaşlar, bak, Xiaomi'nin telefonu kullanacaksanız bunu bilin ki bu büyük ihtimal MIUI 13 sürümüyle gelecek. Güncelleme yapmayın arkadaşlar. Nedeni söyleyeyim. Xiaomi de zaten kendisi de belirtti. Ben telefonlara güncelleme yaparak aslında bir nevi yavaşlatıyorum dedi. Bunu kendisi de söylüyor arkadaşlar. Zaten cep telefonunuzda belki bunu duymuşsunuzdur. Bir telefonu 18 ay aynı hızla kullanabiliyorsunuz ama sonraki aylar ise %25 daha yavaşlıkla kullanıyorsunuz. Mesela benim şu anda Redmi Note 8 Pro var arkadaşlar. Buradaki 18. ayı geçti arkadaşlar ve biraz yavaşlama var tabii ki, yani güncelleştirmelerinden dolayı arkadaşlar, güncelleme yaptığım için, ama ben 12.5.7 sürümünde bırakıyorum ve daha da güncellemeyeceğim. Bana MIUI 13 sürümü gelecek ama ben yapmayacağım arkadaşlar, çünkü hatalar var, ben görüyorum. Hatta güncelleme hakkında çektiğim videolarda da yorumlarda belirtiyorsunuz arkadaşlar, bu sorun var, nasıl eski sürüme döndürebilirim diye bana geri dönüş yapıyorsunuz. Arkadaşlar, şöyle, şimdi normal şartlarda sürüm düşürme yapılamıyor. Çünkü güvenlik yaması da güncellendiği için sürümü düşüremiyor arkadaşlar. Ama harici yollarla bir şey root mod olayına girişip bir şeyler yapıp sürüm düşürülebiliyor arkadaşlar. Ama yani ben hiç yapmadığım için bilemiyorum yani arkadaşlar. O yüzden de ona da pek de yorum yapasım yok. Durum böyle. Bak, Xiaomi telefonları beğeniyorum ama güncelleme kısmı çok sıkıntı arkadaşlar. Bence aldıktan sonra bu telefonu güncelleme yapmayın. Kesinlikle. Ya benden size tavsiye. Geçelim diğer bir telefonumuza. Oppo. Evet, bu telefon arkadaşlar Xiaomi'den birazcık daha büyük. 6.52 ekran inç sahip. Pil gücü aynı. RAM kapasitesi 4. Diğer bir dahili hafızası 64 GB. Harici hafıza kartı da 256 GB'ı destekliyor. Evet, peki bu Redmi 10'un harici hafıza kartı takılmıyor mu? Yüksek ihtimal takılıyor ama burada belirtilmemiş. Çünkü benim telefonumda bile varsa, yani 8 Pro'da varsa, herhalde bir üst versiyon olan Redmi 10'da da vardır herhalde diye düşünüyorum. Diğer Oppo telefonda 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Yapay zeka üçlü arka kamerası var. 13 megapiksellik ana kamerası, büyük ihtimal 13 megapiksel. 2 megapikselle makro lens, odak lensi. Bu Redmi 10'un da tabii 2 megabayt bir makro lensi var. Şimdi Oppo mu Redmi mi? Bence Redmi 10 güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani benim çevremde Redmi 10 kullanan var arkadaşlar ve beğeniyorlar. Ben de keşke zamanında alsaydım dedim aslında. O şekilde, evet, bu telefonlara da geçelim. Evet, bir de Redmi 9C'ye de geliyor. Bu neymiş? 6.53. Evet, bu biraz daha büyük diğerlerinden. Evet. Diğerine bak, şu bu 50, 52, bu da 53. Bu biraz daha büyük. Büyük severler için güzel bir tercih olabilir. 5000 mAh'lik kapasiteye sahip, 18 W hızlı şarj özelliği var. İşlemcisi 8 çekirdekli, 13 megapiksellik AL üçlü kamera. Bu akıllı arkadaşlar, otomatik akıllı ya kamerası oluyor. 13 megapikselli birincil kamera, 5 megapikselli öz çekim kamerası mevcut. Bu Smart Tag'ı çok beğendim arkadaşlar ben, çünkü 300 gün pil ömrü diyor. Bayağı iyi yani. Abi bu nasıl çalışır? Yani fikrim pek yok arkadaşlar ama sim kart takılabilir diye düşünüyorum. Ama gerçi sim kartta belirtilmemiş. Ama yani düşünsene, kedi, köpek, anahtar, valiz. Gerçi burada parantez içerisinde belirtmiş gerçi. Çünkü
Yani mesela kedi olsa, kaybolsa uzak bir yerlere gittiği zaman nasıl bulacaksın kediyi? Sim kart olması lazım. Köpek de mesela. Kaçacak senden mesela. İşte, Bluetooth da olsa belli bir Bluetooth 10 metre alanda çekebiliyor. Bu 11'de ne olacak? O sıkıntısı var bence. Buna sim kart takılıyorsa muhteşem olur. Artık nasıl bir sistemse yani bilemiyorum ben de. Smart Tag neymiş bir araştıralım mı arkadaşlar? Bir araştıralım ya bu Smart Tag neymiş? Şimdi video da uzun olacak ama eminim ki siz de bunu net olarak öğrenmek istiyorsunuz. Ben de öğrenmek istiyorum. Tak nedir? Bir de bunun yani plus'ı varmış lan. Neyle bağlanıyor? Aa, Bluetooth'la bağlanıyor bu. Bu pek de güzel değildir ki. Aynen. Yorumlara bakıyorum. Uzaktan tespit edin. Tamam. Bir dakika. Yorumları göremiyorum abi ya. Neyse arkadaşlar. Bence bu bir nevi şöyle güzel olabilir. Ya mesela sen Bluetooth'un etki alanında değilsin ama o alana yaklaştıkça bağlanıyor mu? Herhalde bağlanır. Bağlanıyorsa da güzel aslında. Bir 10 metre alan da güzel yani. Ama çok da iyi değil yani. Bence. Bence. Neyse fiyatı da 229 liraymış. Evet. Teatone Ice Tea'nin reklamı var. Evet. Bir diğer ürünümüz de 8X. Yani 8X zoom'a sahip cep telefonu kamera lensi. Fiyatı 59,50. Bu güzel olabilir. 8X optik zoom. Bayağı iyidir arkadaşlar. Benden isteyen varsa tabi alabilir ama her kamera için uygundur da ayarlamak lazım telefona. Ama güzel yani tercih edilebilir. Yarış seti. Ben bunu özel video çektim arkadaşlar. Bunu 700 liraya alabilirsiniz. Alışveriş sitesi ismi vermeyeceğim. Orada da araştırın zaten yazınca şu Gaming Corby diye. Hangi sitelerde kaç para olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben 700 liraya buldum yani. Onu diyeyim size. 299 TL cebinde kalacak. Benden yani buna da 1000 lira da verilmez zaten arkadaşlar. 270 derece olması güzel bir artı. Yani bir heves gidermek için alınabilir. Yani bir direksiyon alıyorsanız en az 270 derece olsun arkadaşlar. Bende de var 180 derece. Ben ikinci el almıştım. Ben ikinci elden de yanayım arkadaşlar aslında. İkinci el alın. Baktınız sarıyor. Daha iyi modelleri de var arkadaşlar. Mesela 900 derecelik harika ürünler var. Onlara da yönelebilirsiniz. Bir heves gidermek için alınabilir. Ya ikinci el de güzel bence. Ben bilmiyorum ben ikinci el aldım. Memnun gibiyim. Ben tabii daha fazla açılı olmasını isterdim ama bakarım. Bakacağım inşallah. Tamam evet diğer bir ürünümüz HP'nin Wi-Fi yazıcısı baskı tarama kopyalama fonksiyonları olan Wi-Fi ile kablosuz bağlantı sahip renkli çıktı büyük ihtimal. Renkli çıktı, görsel renkli çıktı çünkü. Herhalde renklidir bu. Fiyatı 899 TL. Bu kartuşlu mu? Kartuşludur bak şimdi. Ya kartuşlu bir nevi pek de güzel değil. Ya bunların şeyli oluyor böyle. Yani dolumlu böyle tüp içinde boyayı sen basıyorsun böyle kutuları oluyor. Onlar daha iyi bence. Çünkü kartuşlu önü donma falan oluyor. Bunu belli bir aralıklarla artık günlük mü haftalık mı haftalık değildir belki de çünkü bayağı kısa olur çünkü uzun olur bayağı aslında iyi olur da işte o cihazlardan bakın bence. Şimdi geldik bisiklete 16 jant bisiklet çocuklar için güzel zaten çocuk bisikletleri nereden baksa 1000 liranın aşağısında zor yani. Bunlar da iyi satıyor. 899 TL düşünülebilir. Bu gaming çalışma masası güzel gibi de yani bu ölçüleri yazmamışlar be kral. Ölçüleri yazsalar aslında. Gerçi bakalım üstüne bir tıklayınca. Ama arkadaşlar neyse sağlayayım. Bakayım üstüne direkt tıklıyorum. O ölçü belirtilmemiş. Herhalde bunun room store'e yazıp yapacağız. Tamamdır. Şimdi evet Philips'in epilatör cihazı tüyleri kökünden alırmış. Daha ince ve kalın tüyleri yakalamak için iki hız ayarına sahip. Fiyatı 249 TL. Yani ilgilenen varsa bakabilir. Gemik halı 115'e 150 santim. Şekil şukul güzelmiş. Hoşuma gitti. 199 TL. Termos buzluk 60 litrelik 369 TL. Bu termos buzluğun içerisinde şu büyük buz aküsü yok arkadaşlar. Bunu ya katalog broşürlerinde diyordu. Ona oradan bakmıştım ben. Büyük buzlukta adedi 39,90. Evet. Case'in
Buzdolabı arkadaşlar, derin dondurucusu. Hızlı doldurma özelliği ve kapı yön değiştirebiliyormuş. Harika, güzel. Toplam hacmi 117 litre. Fiyatı 3499 TL. Dik durabilen süpürge fakirin. Evet, güzel bir özellik. Açma kapanma düğmesi varmış. Harika. Süper. Ergonomik tutma sapı. Ergonomik olması da güzelmiş. Şekli şuklu güzel, hoşuma gitti. 449 TL'ymiş. Alınır mı alınmaz mı ona biz bir bakarız arkadaşlar. Elektrikte dik durabilen süpürge diye aratırsanız bakarsınız fiyat neymiş. Ona göre tercih edilebilir. Peki bu toz torbalı bu. Büyük ihtimal torbalıdır. Gerçi sulu bu fiyata yoktur ya. Neyse, evet. Cam kapaklı emaye kavurma tenceresi. Evet, kavurmalarınızı bu tencerede yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu öneriyor. Özel yapılmış. Maksimum yağ seviyesi o içindeki ölçüyle belirtilmiş. Güzel, bak ben buradan görüyorum dışarıdan. Harika. Tamam, burada kavurma tenceresi ama burada patates kızartması yapmış. Neyse, fiyatı 159 TL. Evet, karnıyarık tenceresi. Karnıyarık için özel tencere yapmışlar arkadaşlar. Renk seçenekleri mevcut, kahverengiyle bordo. 109 TL. Emaye kase. Evet. Kaseler hoşuma gitti aslında. Böyle renkli renkli olması güzelmiş. 37,5 lira. Evet, plastik koltuk. Rattan gönülümlü. Güzel görünümlü bu arada. Bayağı kaliteli gibi duruyor. 169 TL. Plastik tabure rattan görünümlü. Güzel, yani güzel. 39,5 lira. Ben tabii A101'de de bir tane katlanır bir kamp sandalyesi gördüm arkadaşlar. Fiyatı, bak bir dakika, fiyatı hatırlamıyorum. 30 küsürlerdeydi ya diye hatırlıyorum. O da tercih edilebilir. Katlanır olması aslında daha mantıklı. Daha az yer kaplıyor. Yani ben olsam katlanır alırdım yani. Evet. 4 katlı sebzelik. Bayağı da pahalıymış. Bana mı öyle geliyor? Ben de bilmiyorum da. Yani o sebzelik gerçi plastik, işçilik. 149 TL mi? İyi gidiyormuş. Keşke burada boy ölçü, bak. Boy ölçüleri mesela bazı ürünlerde yazıyor. Bunlar da keşke yazsa aslında, var ya ne güzel olurdu. Borcam. Borcammış. Dikdörtgen tepsi 2500 cc'lik. Fiyat 69 TL. İkili metalik kupa. Metalik kupa. Metalik mi? Dış görünüm metalikti. Metalse yani bunda çay içilmez aga. Fiyatı da 50 liraymış. 325 cc. Yani metalik. Metalse sıkıntı. Askerde gibi. Askerde de metal kaplar var böyle. Mesela çay. Bu aynı bunun gibi. Çay içilmiyor aga. Yarım koyardık biz. Böyle anca içerdik. Neyse, inşallah metal değildir. Metalik görünümdür inşallah. Tamam. Evet, ikili tatlı dondurma kasesi. 174 cc'li 24,5 liralık bir fiyata sahip. Oo güzel, temizlik seti. 59 lira. Yani ne kadar kalitelidir şu dönme yeri bilemem. Bizde vardı, bu değil ama o bozuldu arkadaşlar. Dönme yerinde bir sıkıntı çıktı. Öyle yani, fiyatı 59 liraymış. Yani düşünebilir. Her evde olması lazım bence. Saplı faraşlı fırça. Bizde de aynı şu kahverengi rengi var. Gayet de güzel. 22,5 lira. Güzel yani, fiyatı ne mi uygun gibi geldi bana. Tek fiyat fırça. Bak abi ben bunu fırça kap. Bunda da fırça var. Bu da fırça. Fiyata bak, 22-22,5. Bu ekstra kürekli. Ben olsam bunu alırdım. Zaten bunun da fırçası var. Bak burada. Bir dakika, bu ne? Tek fiyat fırça. Ha, paspas da var. Çek pas da var. Sabit fiyat yapmışlar. İyi, mantıklı. 22,5 lira. Tuvalet fırçası 11,50. 11 lira 500. Tamam. Süzgeçli badya 29,5, altılı derin soslu reçelli 29,5, derin kase 6,5, kahve sunum tepsisi hoşuma gitti, renk desenli falan güzelmiş, farklı desenleri de varmış, hatta desen resimleri de burada gördüğünüz gibi. 10 liraymış, iyi güzel. Yani karma tuvalet ürünleri, tuvalet mi pardon, mutfak ürünleri 19,5 lira. Fritöz yağsız air fryer, vallahi yağsız nasıl kızartıyor ben anlayamadım. Bunun broşüründe böyle kızartma yapıyorlardı arkadaşlar. Yağsız nasıl oluyor bilemiyorum yani ben de. 60 dakika zamanlayıcı otomatik kapanması varmış. 200 dereceye kadar ayarlanabiliyormuş. 1399 lira. 5,5 litrelik 1500 watt'lık. Okey. Şimdi emaye kızartma tenceresi. Bu kavurma tenceresiyle aynı. Yukarıda kavurma tenceresi vardı arkadaşlar. Aynı değil mi? Bak. Cam kapaklı emaye kavurma. Bak. Evet, bir hata gördük arkadaşlar. Aynı koymuşlar. Fiyatı aynı mıydı? Bakalım bir.
10 lira daha ucuz. Aynı ürünü 10 lira daha ucuz bulduk aşağıda arkadaşlar. Evet, şimdi patates dilimleyici paslanmaz çelik Okyanus Home'danmış 7,5 lira. Güzel, dörtlü desenli keçe Amerikan servisi. Valla adamlar işi biliyor. Güzel desenleri var. 29,5 lira. Desenli fırın 50 beni 15 lira fiyatı. Güzel. Altılı kahve yanı su bardağı. Yani çok da desenli. Ne be böyle kahve yanında bardak nasıl olur? Sade olur ya. Sade böyle çiçekli çiçekli. Yok ya yok. O fiyat isteyen varsa da fiyatı 32,5'muş. Neymiş bu? Desenli meşrubat bardağı 12,5 lira. Okey. Desenli pipetli bardak çocuklar için gayet de şık, güzel, ilgi çekici 5 lira. Kesilebilir meyve oyunu. Evet, kesim yerleri belli. 27,5 lira. Bence pahalı. Gerek yok. Normal çocuğa meyve kestir. Mantıklı yani. Meyve desenli kokulu defter. Oo. Vallahi kokusu hoşuma bak. Şimdi olsa merak ettim nasıl kokuyor acaba ya, 11,5 liraymış. Muz mesela, şeftali, üzüm, of süper. Evet, tek kişilik nevresim seti. Çift kişilik var. Tek kişilik baskı pike, fiyatları 75,59. Çift kişilik lastikli çarşaf, rengi hoşuma gitti. 149 liraymış. Tek kişilik lastikli çarşaf 49 lira. Şimdi bu çift kişi, bu tek kişi. Buradan iki tane al, kaç yapar? 100 lira yapar. 49 lira cebinde. Dikeceksin böyle. Süper olur. Evet. Allah Allah, kaputeneli yastık. Bak bilmiyorum mesela kaputeneli yastık neymiş ki acaba? Neyse, 42,5 lira fiyatı varmış. İkili meyve şekilli paspas 109 TL. Masa örtüsü. Yani 69 liraymış. Sandalye minderi 15,5 lira. İp askılı şortlu takım. İki bedeni var. M ve L bedeni. %96 pamuklu. %4'ü elastik 69 lira. Sırt çantası güzelmiş. Köpük hoşuma gitti. Evin üstünde. Köpük kolonisi üstünde uyuyor. Güzel. 69 lira güzelmiş. Cam matras Snoopy. 500 cc'lik farklı renklerde. Cam. Cam. Bu sanki çocuklar için tasarlanmış ama cam inşallah yani kolay kırılabilir bir şey değildir. Çünkü bu yani kırılabilir gibi geliyor. Buna bir de dış cam koruma şeyleri var dıştan takılıyor. Ondan da alınabilir aslında. Kalem kutusu varmış 19,5 lira. Güzel. Ev kumbarası farklı renklerde mevcut 19,5 lira. Not defteri farklı desenlerde 8,5 lira. İkili kendinden kollu takım kız. Kendinden kollu nasıl bir isim lan? Kendinden kollu lan, bildiği kollu diyeceksin. Kollu takım kız çocuk. Evet, 5-6 yaş veya 7-8 yaş arası 69 liraymış. Erkekler için de var Spider-Man'le. Evet, evet üst alt yüz, bir dakika, üst alt, bu da üst alt büyük ihtimal. Aynen. Evet, burada kızlar için ise %96 pamukluymuş, %4 elastik, elastan. Evet, erkekler içerisinde %100 pamuk, güzel. Farklı renklerde bez bebek 69 lira. Şehir kamyonları taşıyıcısı, taşıyıcı tır güzel mi, 65 lira. İş makineleri. Evet. Kamyon var, itfaiye var. Mikser var. İnşaat mühendisliği ile şeyi birleştirmişler. Neydi ismi? İtfaiye. Polis yok mu? İş makineleri. Bu itfaiye değil mi lan bu? İtfaiye aga bildiğin. İş makinesi neymiş? Neyse. 100 parça lisanslı puzzle. İyi. Şirinler varmış. Looney Tunes var. Hiç izlemedim. Şirinleri izledim. Şu ayı, Maşa ve Ayı'yı izledim. Şunu izlemedim. Bu ördeğe benziyor ama herhalde çizik ördek. Neyse, bunu da izlemişimdir ben büyük ihtimal. Uykudan önce masallar serisi farklı çeşitlerde, fiyatları 12,5 lira. Karma etkinlik kitapları 12,5 lira. Karma hikaye kitapları 9,5 lira. Köpük balon 6,5 lira. Güzel desenleri hoşuma gitti, güzel. Portföy, cülup çanta. Güzel. Baskılı atlet, melenci erkek, %50 pamuk, %50 polyester. Güzel. MLXL. 34,5 liraymış. Sandalet. Evet, trend sandalet kadınlar için. 3 numarası mevcut. 37, 38, 39. Fiyat 59 lira. Cırtlı terlik. 41, 42, 43, 44 numaralı mevcut. Fiyatı 50 lira. Evet.
bir aktüel ürünlerinin sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben yalla keyif alarak, bak şu anda 22 dakika olmuş, keyif alarak inceledim. Siz de umarım keyif alarak videoyu izlemişsinizdir. Ben kapatıyorum şimdi. Sonraki aktüel ürünlerde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bu arada düşüncenizi, fikrinizi veyahut da almak istediğiniz bir ürün varsa, ne bileyim tavsiye ettiğiniz ürün varsa yorumlara yazarsanız, bu videoyu görüp yorumlara da okumak isteyen varsa yorumlardan yola çıkarak o da düşünebilir o ürünü almayı. O şekilde tamamdır. Hadi herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bye bye.